Merhabalar, Mageseeker'da Lux'la yüzleşmeye gidiyoruz. Bakın, onun kampında büyüleri kurmuşlar tarlalara. Dolayısıyla bu hikayede gördüğümüz çiçek büyütme olaylarını falan yapıyorlar. O yüzden bu kadar iyi durumdalar. Gayet kalkınmış haldeler ve Lux'ın iyi bir lider olduğundan bahsediyorlar. Bakalım Lux bizi dövecek mi, affedecek mi, ne olacak? Çocuklar duvarlara Galio resimleri çizerken keskin gagalar burada keskin gaga deyip duruyorum bunları. Gümüş kanatlar burada dans ederken neler olacak? Hemen gidip kendisiyle konuşacağız şimdi. Böyle Stardew Valley tarzı bir ortam var burada, benim çok hoşuma gitti. Lux'la köy kurma oyunu olsaymış ya. Burada da büyücülere eğitiyor olduğunu görüyoruz kendisinin. Küçük bir heyecan olmadan hayat nedir ki? Tebrikler çocuklar. Okey. Defansif poza bakacak olursak Lux bizi gördüğüne pek mutlu değil. Silas, suratını burada göstermek için sağlam bir cesaretin olmalı. Sadece konuşmak istiyorum. Ya ne cüretle tarzında bir şey söyledi bu arada, aslında klasik. Bunun için biraz geç değil mi sence? Artık aynı savaşı savaşıyoruz. Kader bizi aynı tarafa koydu. Dolayısıyla söylemek istediklerimi duymak isteyeceğini düşündüm. Pekala, ama burada değil. Benimle eski kütüphanede buluş. Bu Lux'ın kıyafetini gördüğümüz bir harabe vardı, hatırlıyor musunuz? Lux'ı ilk ararken denk geldiğimiz, herhalde orada buluşacağız diye tahmin ediyorum. Aynen. Duvar ustaları çalışıyor, insanlar ekinlerini ekiyor, büyücüler davamıza katılıyor, işler yolunda. Bu sefer ne istiyorsun Silas? Yardımını istiyorum minik ışık. Sakın bana böyle seslenme. Ben özür dilerim. Sadece hayatımı mahvettin Silas. Her şeyi kaybettim. Demacia'yı terk ettiğimden beri kardeşimi bile görmedim. Hayatımı kurtarmak için sihrini çaldım ve hayatta olduğum için pişman değilim. Ama özür dilerim. Ciddiyim. Sana planlarımdan bahsetmeliydim. Sana güvenmeliydim. Bana rağmen iyi bir lider olmayı başardın ve beraber yapabileceklerimizi düşünüyorum da ben üzgünüm. Üzgünüm demek yeterince kolay. Beni affetmeni hak etmediğimi biliyorum. O zaman niye buradasın? Amcan Eldred kötü bir adam. Bana kendin söyledin. Bunu sen de biliyorsun. Demacia, biz büyücülerin kırılmış sırtları üzerine inşa edildi ve Eldred bunu böyle devam ettiğinden emin olmak istiyor. Birlikte sen ve ben onu yok edebiliriz. Birlikte hem yeterince gücümüz hem de yeterince insan sayımız olur. Dolayısıyla benim bana ihanet eden kişiyle ortaklık yapıp kendi kanımdan birini öldürmemi istiyorsun, doğru mu anladım? Senin amcan kanımızı dökmek için bir an bile düşünmezdi. Eğer büyücüleri bastırmak için gerekliyse seni öldürmek için gözünü bile kırpmazdı. Ve Terbistia'nın depremlerde yıkıldığına dair söylemler duymuştuk buraya gelirken, ama ben bir ejderhadan şüpheleniyordum. Haklı çıkacağım gibi bir görüntü. Bunun beklemesi gerekecek Silas. Büyücülerimin bana ihtiyacı var. Bence konuşma gayet iyi geçti. Bir felaket işin tadı tuzu oldu. En azından kafamıza ulti falan atmadı Lux. Dolayısıyla işlerin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Sığınağı terk et diye bir görev geldi. Ooo, yer altından gelen bir şey çıtırdata kıtırdata geliyor. Okey. Hiçlikten olmayan ama Rek'Sai tarzı bir savaşma tadı veren bir yaratık. Armor. Okey. Düz vuruş yemiyor. Alev topu. Alev topu da yemiyor. Tamam. Bu arkadaşı sağa tıkla kalkanını kıra kıra, önce bakın şu mavi barı görüyor musunuz? İndireceğiz. Aha, tam yakalanıyordum. Lux yardıma geldi ve ışık bağıyla yaratığı tuttu. Kır kalkanı Lux. Okey, o kadar da değilmiş anlaşılan. Ben şu kalkanımızı atalım. Böylece hasar yiyecek olursak yedik. Okey, direkt gitti lan, bastım. 3 manalık kalkanı tek vuruşta indirdi yaratık. Kalkanı alayım Lux'im, teşekkür ederim. Sinematikte daha tartışıyorduk oyun çıkmadan, hatırlıyor musunuz?
Lux kalkanı bize mi atıyor, düşmana mı atıyor diye. Bize atıyormuş. İçine yürüdüm. Tamberen ayı olduğum için ama sonra kalkan bastım. O da anında yok oldu. Ben şu kalkanı alabilir miyim ya? Lux biraz düzgün at şunu. Bunu da yemiyor. Hiçbir şey yemiyor Char. Char hiçbir şey yemiyor. Vurdumu da çok vuruyor yani. Of. Kalkan büyüm bir işe yarasa bari. Neyse iksirlerimiz duruyor henüz ve kalkanı bitmek üzere yaratın. Armor'unu kırdığımızda büyü yemeye başlayacaktır. Çok güzel aslan Lux. Sylas dikkat et. Ediyorum. Kendi kalkanımı da basayım. Güzel, kalkanı kırdık. Zırhlı derisi parçalanınca ortaya bir köstebek çıkıverdi. Yani bu köstebeği sihirli yapan tek şey dev ve zırhlı olması sanırım. Onun dışında bildiğiniz köstebek. Yenileceksin bildiğimiz köstebek. Gerçi düz vuruşlarımızı yiyor biraz. Ben yine sanırım kalkana mı acaba saklasam mana mı çünkü. Ahahaha bu ne? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim ki? Bu ne oğlum? Bütün map'e vurdu gördünüz mü? Harikasın Lux. Ah onu yememeliydim. Kalkan büyüm geldi. Basalım. Bu düz vuruşlarımızı da güçlendirdiği için gayet iyi. Atlat. Tabi isterdim bir şu buz kombom var ya benim klasik sol 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 sağ. Bu ne oğlum? Tesadüf mü yani bu? Neye göre nereye kaçacağım? Ah alamadım kalkanı. Güzel bir eklenti olmuş Lux'ın böyle bonus fırlatıyor olması, o kalkanı alabilecek olmamız falan. Normal League of Legends'ı bilmeyen biri acaba ondan kaçar mıydı? Ya da kalkan olduğunu anlamayabilir sonuçta. Onun kalkan olduğunu ben oyundan biliyorum tamamen. Normal LoL'cuya avantaj vermişler de atabilse Lux kalkanı benim gibi oynuyor. Full atağa oynuyor, hiç supportlamıyor. Abi çok pis demecedik. Ben bütün iksirleri tükettim hadi bakalım. Kalkanımı basalım. Ben şu kalkanı anlıyorum. Lux. Lux. Acaba biraz damage'a mı gitsem şöyle. Ah. Genel olarak arkasında kalmalıyız bu yaratığın ya. Önünde çok sorun çıkarıyor. Aa yeterince vakit vermiyor bana tepki verebileceğim kadar. Ah çok az canı kaldı, lütfen yenilmeyeyim. Harikasın Lux. Yaratığın arkasına geçmeyi akıl ettiğimden gayrı işler daha iyi gidiyor gördüğünüz üzere. Bütün iksirlerim benimle, atak paternini de artık büyük oranda çözdüğüm için rahat bir şekilde kapışıyoruz kendisiyle. Yalnız arkasına geçmek dediğim an şöyle beni suya düşürmesi hiç hoş değildi ama iksir bile harcamadan aldık gibi bu sefer. Öncekinde çok boşa öldüm. Oyuna şöyle bir sistemim olacak, beni baştan başlattı biliyor musunuz? Bütün Lux'la diyalogları tekrar, bütün şehirde açmadığım sandıkları, okumadığım metinleri, almadığım şeyleri hepsini tekrar okuttu bana. Boss fight müziği de çok güzelmiş bu arada. İlk oynadığımda konuşuyorken fark edememiştim. Şimdi böyle ikinci savaşta kendi kendime dinlerken bayağı hoşuma gitti. Yeni Relic Final Spark yani son parıltı Lux'ın ultisi. Kera'nın bunu iyi kullanacağına eminim dedi. Dolayısıyla artık Lux ultisini alıp Morgana ultisini değiştirebileceğiz istediğimizde. Beraber yapabildiklerimizi gördün mü? Eğer sihir avcılarıyla böyle dövüştüğümüzü düşünsene. Sylas, ben büyücülerin özgür olduğu bir gelecek istiyorum ve amcamın yolumuzda olduğunu biliyorum. Ama bu geleceğe seninle gidemem. O zaman benimle birlikte çalışmak zorunda değilsin. Artık benim beraber çalıştığım kocaman bir isyankar büyücü ekibi var. Sadece liderimiz Leylani ile tanışana kadar bekle. Anlamıyorsun. Bu kaçışımda ben kendini koruyamayan insanları koruyorum.
Sana yardım edersem savaş bizim kapımıza kadar gelir ve buradaki insanlar ölürler. Sen istesen de istemesen de savaş kapına gelecek Lux. Buraya hiç gelmemeliydim. Sen zafer konusunda ciddi değilsin. Liderine de ki ben artık savaşamayan herkese koruma sağlarım. Benim yaptığım şey bu. Birleşeceğimizi düşünmüştüm ben ya. Ah Aiden. Bekle. Ben de seninle geliyorum. Aha iksirci abi. Abi iksirleri upgrade etsene bizim. Hala 30 can dolduruyorlar. Çok dandik iksirler. Sihir avcıları benim en yakın dostumu aldılar. Calliope. Burada sadece durup hiçbir şey yapmadan gidemem artık. Dostun için üzgünüm ama biz kurtarma görevleri yapamıyoruz. Bizim ana görevimiz Lord Eldred'i öldürmek. Eğer sihir avcıları yok olmazlarsa muhtemelen dostumu bir daha asla görmeyeceğim. Yeteneklerime ihtiyacın olacak. İstediğin herhangi bir iksir ben onu yapabilirim. Gelip savaşmama izin ver. Harika. Sen ekibimize iyi bir eklenti olacaksın. Lux'la yani o köstebeği dövemedikten sonra daha önce aldığım ve oyunun sıfırladığı almadığım bir şey kaldıysa gitti artık ama oyuna yazar abi. Gerçekten ben düşünsene iki kere boss'u geçemediğimi düşün. Her boss'u geçemediğimde o kocaman haritayı dönüp her şeyi tekrar toplamam gerekiyor. Save etsene abi boss'a girmeden önce benim açtığım şeyleri ne kadar saçma. Çok kızdım gerçekten. Aldığımız yanıt oldukça net. Lux bize yardım etmeyecek. O görevinin savaşamayacak kişileri korumak olduğuna inanıyor. Eğer bize katılırsa sihir avcılarının Terbisya'daki sığınağına saldırı gerçekleştireceğinden korkuyor. Ah, bu bize katılsa da katılmasa da yaşanabilir. Ben de ona böyle söyledim. Ama belki de gerçekten oraya gitmemeliydim. Seni göndermeliydik Leylani. Seni göndermek benim seçimimdi, Sylas. Seçimimin arkasındayım. Hala Lux'ı bize katılmanın onu güvende tutacağına ikna edebiliriz. Evet, ona bizim güçlü olduğumuzu gösterebiliriz. Morgana gibi. Eldred'in hapishanelerini ve cephaneliklerini yok ettik. Sırada onun dostlarını yok etmek var. Hesbet bizim ilk hedefimiz olmalı. Hapishaneler onun deneyleri için yağmalanmalı. O kadar çeviremedim ki bu an. Arkadaşlar bayağı yorgunum. Başım falan ağrıyor. Özür dilerim. Bu bölümde kısa tutacağım zaten. Birazdan bitireceğim. Onun deneyleri için kaçırdığı büyücüleri kurtarmak için hapishanelerini yağmalamalıyız. Casuslarıma bu akşam soracağım. Ana önceliğimiz bu olmalı. Yani yine gidip bir Hesbet laboratuvarı patlatacağız ama bu sefer gidip Hesbet'in kendisini indiririz diye düşünüyorum gerçekten de. Aiden'la konuşma görevimiz var. Bir iksir upgrade'i alalım ya. Lux'ın diyarında bir sürü şey topladım. Oyun save ettiği kadarını. Geri alabildiğim kadarını. Bir şey oldu ama. Ha, ulti değiştirebiliyoruz. Lux ultisine bakalım. Ve açabileceğimiz 4 tane daha ulti var baksanıza. Son parıltı. Sylas tek bir hat üzerindeki tüm düşmanlara çok fazla hasar veren bir ulti atar. Oo, buradan da upgrade alabiliyormuşuz. Okey, buradan da bir şeyler alırız belki ama önce konuşmalarımızı yapalım. Affediş. Bir sorum var Leylani. Sor bakalım. Senin gibi insanlar sana saygı duyuyorlar. Bir şeyi yanlış yaptığını düşünelim. Bir insanı seni affetmesi için nasıl ikna ederdin? Bu birini ikna edebileceğin bir şey değil. Sen olabildiğin kadar dürüst olmalısın. Sunabileceğin her şeyi sunmalısın ve sonra seçimi onlara bırakmalısın. Neyin seçimi? Seni affetmenin ya da affetmemenin seçimi. Anlıyorum. Bu kadar yani.
Lux'ı yeniden görmek sürreal hissettirmiş olmalı ha? Sürreal. Evet. Bekle. Bunun Lux'la ilgisi olduğunu kim söyledi ki? Özetle Silas'ın kapalılığı ve yardım çığlıkları. Bu arada dönüp şeyi aldım, gümüş kanatı aldım. Merak etmeyin, Dansner'den gümüş kanat benimle, onu gidip özellikle aldım. Lux'ın kampı. Silas, neden Lux'ın kampı bu kadar barışçıl? Oradaki kimsenin savaşmaya hazır olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca Lux. O bütün bölgeyi kendisi savunabileceğini düşünüyor ve açıkçası gerçekten başarabilir de. O kadar mı güçlü? Her zaman değildi ama bugünlerde onunla savaşmak istemezdim. Onlar için endişeleniyorum. Sihir avcıları onları kolayca mahvedebilir. Katılıyorum. Ama Lux bir ütopya kurmaya çalışıyor sanırım. Her şeyin mükemmel olduğu bir dünya. Evet. Ben böyle yerlere inanmıyorum. Lux elbette bir tanesini yaratmaya çalışmakta özgür. Ve tahta olan bağı bizim yapamayacağımız şeyleri yapmasını sağlayabilir. Eğer sihir avcıları onun kapısına giderlerse belki de sadece prensi bizzat tanıdığını söyleyip kurtulabilir bile. Lux'ın istediği bana mantıklı geliyor. Büyücülerin özgürce var olabildikleri bir yer. Elbet bir gün. Belki bir tanesini sen oluşturmalısın. Aristokratları devirdiğimizde bir şehir kurabilirsin. Belki de yaparım. Bu arada Lux'ın şeyinde çalışacak kimse yok falan diyorlar da bir 4-5 tane büyücü kattık kendi ekibimize Lux'ın mekanından yani. Ona da dikkat çekmek isterim loot için. Teşekkürler. 189 buradan. 3 elektrik büyücüsü buradan. Elektrik büyücüsü hasarımız arttı. Hey Silas! Senin getirdiğin yeni elemanlar yeni bir bölge oluşturdular. Gel de kendin gör. Okey, yine kendi üst haritamız büyümüş. Güzel. Önce şunu da alalım. Bu arkadaş ailesini görmeye izin istemişti. Yanında bulduklarımı getiririm demişti. Ben bulduğum bir şeye gerek yok demiştim hatırlıyorsanız. Adam gerçekten hiçbir şey getirmedi. Oyunun teknolojisi çok yüksek arkadaşlar. Bizi dinleyip uyguluyor. Aa, bir de Aiden'la da konuşacağız. Onunla da iksir muhabbetlerimiz var. Değil mi Keskin Gagacık? Keskin Gaga değil bunlar. Gümüş kanat. Asla düzeltemeyeceğim kendimi. Kuzenimin Lux'ın kampında olduğunu düşünüyorum. Oo, tabii artık bizim kamptakiler yemek dolu. Işıl ışıl. Nefis bir kamp olduğunun daha bilincindeler. Değil mi Aiden? Silas. Hala bizi kurtardığında sana verdiğim iksir şişesi seninle mi? Ah, bakıyorum da ona iyi bakmışsın. Ama yapabileceğim bazı iyileştirmeler var. Potions. Tamam. Ne yapıyor öncelikle? 600 karşılığında doldurduğu canı 30'dan 40'a çıkarıyor sadece. Ayıp denen bir şey var ama almamız lazım çünkü 30 çok az. Almamız gerekiyor yani. Hem bir de 3 ile çarpıyoruz ya, 90'dan 120'ye çıkmış oldu toplam doldurabildiğimiz can. Miktarı da 3'ten 4'e çıkarabiliyoruz 1000 karşılığında. O da artı 40 daha ekliyor. İksirleri savaşlar arasında da sık sık yenileyebiliyoruz. Hadi aldım gitti bunu da ama yani pahalıymış. Daha bizim Kera'nın kampından şu şey oğlanın mekanından bir sürü upgrade almamız lazım, para lazım. Lux'la ilgili bakalım Gideon ne diyecek. Anladığım kadarıyla Lux'la Crown Guard'da olan görüşmeleriniz pek planlandığı gibi gitmedi. Hayır. Ama bu şekilde olmasını bekliyordum zaten. Benim dahil olduğum hiçbir davayla Lux ilgilenmiyor. Şaşırdım. Seni idamdan kurtarmaya çalışmamış mıydı? Bunu sen nereden biliyorsun? Senin kaçtığın gün ben de merkezdeydim. Söylememe gerek yok.
Şaşırdım ve etkilendim. O gün gerçekten de şehri felakete sürükledin. Etkilenmek için bir sebep yok. Bunların hiçbirini laks olmadan yapamazdım. Ve o açıkçası olanlar için beni affetmiş değil. Ah, en azından benim üstlerime gerçek bir bela olduğunu kanıtladın. Açıkçası benim organizasyondan kaçmama ilham olan şeylerden biri de buydu. Neyse, ben davaya katıldığım için mutluyum. Güzel ve umarım pişman olmazsın. Böyle bir suratla söylemesi biraz korkunç olmadı mı? Hani belli suratlar koymuşlar ya, belli replikler, tabii yapacak bir şey yok. Ne çeviriyorlar burada? Ben de acıktım. Çok leziz görünüyor. Lux'ın kampında ne yiyorlardır acaba diye merak ediyor. Vallahi bizden iyi besleniyorlardır kral. Tarlaları var, tarla. O kadar güzel leziz ekmek yapıyorlardır ki şaşırırsınız. Bu yine kelime şakası yapıyor. İlgilenmiyorum. Ben buradaki sandıkla ilgileniyorum. Artı 20. 20. Şurada hayatımdan aldığınız 4 saniyelik animasyon süresine değmez abi o 20. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Lux'ın kampında 1900 çıkmıştı bir tanesinden. Bunları ben sonra okuyayım size. Şimdi bu kim? Lux'ın büyük büyük babasının onun adına isimlendirilmiş bir şehir olduğunu biliyor muydun? Fosbarrow. Aa, bu Nocturne'un şey yaptığı şehrin Lux'ın büyük babasından adını aldığını bilmiyordum. Burada balık tutanlar var. Keşke bir balık tutma mini game'imiz olsa. Bu Stardew Valley vibe'larında şehir oluşturma şeylerine çok yararmış. Böyle bir oyun olsa çok güzel olmaz mı gerçekten? Belki bu hikayenin sonunda yeni bir Demacia kurarız ve o yeni Demacia'da bir böyle şehir kurma oyunu olur. Olmaz mı? Çok mantıklı değil mi? Böyle balık tuttuğumuz, tarlalar ektiğimiz, League of Legends'ın hikayesine dair bir şeyler öğrendiğimiz, bak buradaki sandığa hala ulaşamıyoruz. Bir oyun. Bence çok keyifli olur. Ben bunu raid'a bir yazayım. Stratara Games olarak biz yapalım. Cardboard Town'dan sonra madenli oyundan sonra parti oyunundan sonra bunu yapalım ve tüm bu yeni oyunlarımız için bu arada lütfen Twitter, Instagram her yer Stratara Games'i beni takip etmeyi unutmayın şimdi. Savaş masasında bakalım ne konuşulacak. İyi haberlerim var Silas. Bütün gecemizi aldı ama Gideon bir laboratuvarın yerini bulabildiğini düşünüyor. Yer altında bir yer buldum. Büyük şehirde. Ve benim haritalarımın hiçbirinde işaretli değil. Haritalar boş. Ama bizim casuslarımız sihir avcılarının sürekli buraya gidip geldiklerini görüyorlar. Şehre kanalizasyondan sızabiliriz. Ormanda bir giriş var. Kanalizasyonları hala güvenliğe almadılar mı? Killen benim izlerimi gizlemiş olsa gerek. Hatırlatalım, Killen bizim öğretmenimizdi kanalizasyonlardan kaçmamızı sağlayan ki Garen de bu çıkışı biliyor, Lux da bu çıkışı biliyor. Dolayısıyla bir sonraki operasyonumuzda şehre gireceğiz. İyice hazırlanmalıyız Silas. Bu zor olacak. Oyun bana burada yine video dışı mining yapma mesajı veriyor sanırım. Bir sonraki göreve hazırlanmadan önce arkadaşlar, artık bu tehlikeli bir görev. Bu arada bu diyor ki senin elit rüzgar büyücün birkaç eski öğrencisinin merkezde saklandığını düşünüyor. Gidip onları kurtarmak istiyor. Tabii ki ablacığım, buyurun. Şöyle bir boss fight'ımız var burada. Geçen ben bunlardan bir tanesini yaptım. Çok zordu. 3-4 kere denemem gerekti. Hikayesi olarak pek bir şey olmadı. Yani yopsa mopsa. Çok küçük NPC diyalogları dışında majör bir hikaye şeyi olmuyor. Olduğumu size söylüyorum zaten. Dolayısıyla buralara insanları göreve göndereceğiz. Umarım 600 olur gerçekten burada. Bak 100 ile 600 arası diyor. Bunlara NPC'lerimizi göndereceğiz. Ben önce şuna gideceğim, biraz puan toplayacağım. Kendime upgrade basacağım. Gideceğim boss fight'i yenmeyi deneyeceğim. Sonra da videoda artık Great City of Demacia'ya sızmaya çalışacağız. Belki de Shyvana'yı, belki de Jarvan'ı, belki de Garen'i görebileceğimiz mekanlara doğru gideceğiz. Save'imizi alalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugün biraz yorgun olduğum için arkadaşlar izninizle erkenden kesiyorum videoyu. Ki aslında